kambersiz düğün olmaz. Falih Rıfkı Atar. Dönemin devletinin yarı resmi gazetesi Ulus, Falih Rıfkı Atay, Ulus gazetesinin başyazarı, milletvekili ama başka marifetleri de var. Onlara az sonra geleceğim. Falih Rıfkı Atay'ın arkadaşlar yeni yayınlanmış Pozitif Yayıncılık tarafından Bayrak kitabının 111. sayfasından okuyorum. Yansan planında böyle bir devlet mahallesi yerinin bulunuşu bakanlıklardan bahsediyor. İşgüzar milletvekillerinin hoşuna gitmemişti. O zaman tek ticaret Ankara'da ucuz toprak almak ve bakanlara yanaşıp resmi dairelere satarak aradaki farkı kazanmak. Aradaki fark hakkında fikir verdim. İyi kazandı dediğimizde 1'e 1000 kazandırıyor. Kötü kazandırdı, kardan zarar etti dediğimiz yerlerde 1'e 100 kazandırıyor. Ve mesela burada bahsini etmiş olduğu olay, bu işe iyice girmiş olanlar tarafından baltalanmaya, engellenmeye çalışılıyor. Sonra Atatürk devreye sokuluyor. Onun ağırlığı, tabii herkes ağır biliyor. Ve bu işi birinci meslek haline getirmiş olanların hoşlanmayacağı bir karar veriyor Atatürk. Diyor ki evet, orası istimlak edilsin. Sayfanın dibinden okuyorum. Atatürk'ün hoşa gitmeyen kararı üzerine Başbakan İsmet Paşa 100 bin liradan 10 para fazla vermem diyordu. Yani o arzu edilmeyen, beğenilmeyen istimlak bölgesiyle ilgili İsmet Paşa artık tabii Atatürk'e de diş geçiremiyor. Ama o da kendi başbakanlık gücünü, yetkisini kullanarak diyor ki 10 paradan, 100 bin liradan 10 para daha fazla vermem. 100 bin lira da mütevazi bir rakam. Bir nevi intikamını o şekilde almış oluyor.